Herkese günaydın. Biz uyandık. Kahvaltıya aşağı iniyoruz arkadaşlar. Zeynep, süslendin mi? He? Gidiyoruz. Aşağıda çok güzel bir börekçi var. Oraya gidiyoruz. Hep birlikte sahilde kahvaltı yapacağız bakalım. Aynen. Kaldıysa börek yapacağız. Bak bak bak. Nereye koştu görüyor musun? Bak nasıl gösteriyor. Ne anlıyor? Hadi bakalım. Annem de hazırlanıyor. Annem de başını kapatıyor. İçeride yiyelim dedik. Hadi gene gidelim dedik. Bir sahile inelim bakalım. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hadi sahilde görüşürüz. Koyduk çantaya sofra bezini. Ondan sonra çatal, çocukların suyunu. Gidiyoruz. Nasıl kaçıyor ya? Beni yakaladı. O kadar hızlı gidiyor ki anlatamam. Bak bak. Bak bak. Dur dur dur. Bak bak. Bak bak. Orada resmen geçirmiyor. Bak bak. Görüyor da. Evet aldık böreklerimizi. Ali güzel mi? Ha? Annem bir tane çatal almayı unutmuş. Zeynep'i hesaba katmamış. O da var ya hepimizden çok çatalla yiyor. O kadar dikkatlidir yani. Yasak mı? Maske serbest mi? Çok sıkıntı varmış. Biz de haber bakamıyoruz birkaç gündür çocuklarla. Haberimiz yok dünyadan. Ne oluyor ne bitiyor? Acaba gerçekten yasak mıdır? Neymiş, yemek içmek mi diyor? Hayır be, siz işte gidin. Serbestmiş. Yasakmış, çay serbestmiş. Ona dediği gibi, aynen. Kız sen götürüyorsun börekleri, bize kalmadı. Ne yapıyorsun? Kız Zeynep, ne yapıyorsun? Pisi pisi de geldi arkana. Eyvah eyvah, kara kedi. Korkar Zeynep. Zeynep yok. Aynen. Oraya gidecektik de ne termos bulabildiği. Termos yok. Termos olmadı zaten. İş bitti. O yüzden burada yapıyoruz. Zeynep de vakti oraya gidelim. Annem de var. Aynen. Bak bak nasıl döndüre döndüre yiyin. Kendimizi getirdik, gerisi boş. Ay nasıl zor yuttu. Hemen de yiyecek. Hemen. Varmış ya güzel su. Ilık mı? Evet. Koyalım mı sıcak? Çok sıcak annem, yavaş. Kahvaltımızı yaptık, biz eve geldik. Bakın Zeynep'e ne yapıyor. Evet, yanıma sıkışıyor. Bakın. Halının altına girmeye çalışıyor. Görüyor musunuz mu? Girdi ki zaten. Hala bana eve halı al diyenler var. İşte görün. Sırf bu yüzden bütün halıları topladım diğer tarafta. Bir salondaki kaldı ama ona da giriyor bir şekilde. Bakın. Bakın hep böyle yapıyor. Battaniye veriyorum. Onu böyle örtmüyor ise bu halılarla işi böyle. Ya. İşte böyle. Hava bugün çok güzel, sıcak. Herkes denizde yüzüyor. Deniz o kadar temiz. Yunuslar geldi kıyıya. Ama çekemedim tabii sizlere. İzledik öyle. Ali burada oyun oynuyor. Zeynep de burada paspas atlarına giriyor. Ben uykusuna yatmıştı, uyandı. Biz de girdik yine bahçeye. Ne yapıyoruz? Çitleri boyamaya kalkıştık. Önce verdik Ali'nin eline. Ali tişörtünü boya yaptı, elini, her yeri. Ondan sonra ben aldım birazcık. Şimdi de annem aldı elinden. Böyle sırayla boyuyoruz. Aynen öyle. Biraz saçı kıvırdı varmış. Ortancıların dibine döktüm ben de onu. Ondan sonra çamaşır astım işte burada. Şurada da alçıyla doldurayım dedim. Bizim burasının şu altları çukurdu. Böcek möcek çıkıyordu hep oradan. Doldurdum alça. Zeynep de uyandı gibi bak babaannesinin her şeyini taşıyor ona. Gözlüğü uzattı, aldım elinden.
tesbihi uzattı, aldım elinden. Hepsi de burada. Tesbih, gözlüğü, telefonu. Bak onu taşıyor onları. Zeynep, babaannem burada dursun diyor. Tamam mı? Zeynep, gözlüğünü getirecek illa sana. Ver. İstemiyor babaannem. Öyle işte, bahçe işleriyle uğraşıyoruz. Şimdi güzel oldu ya mavi. Beyaz çok kötüydü, artık yıprandı. Kaç senedir? 5 sene mi oldu artık? Kaç sene oldu? Bak bak nasıl uzatıyor. Aa, koparmış. Çıkıyor olsun. Şey. Aa. O benim olduğunu onu biliyor. Evet. Döviz konşurubumu taşıyor. Bak telefon. Bu telefonu arkasına böyle alıverdi çocuklar bana. Bunu benim olduğunu biliyor, bunu bana taşıyor. Tanıyor. Bak. Bak şimdi bir de tesbih. Başka ne kaldı Zeynep? Çantanı da getir de gitsin babaanne. He? Zeynep nerede? Zeynep. Onlar babanın, onlar babanın. Zeynep nerede? Göster Zeynep'i. Hani Zeynep nerede? Zeynep'i göster. Nerede Zeynep? Yok. Göster. Ha, gösteriyor herhalde. Yok, göstermeyecek. Böp böp. Ali Usta devam ediyor boyamaya. Sana nasıl bakıyor oradan? Baksın iyisin Ali. Hadi ye mamanı ye. Şuraya sık düştü de üstünden. İçim şey almadı. Yer tamam. Şimdi o yer. Tamam. Biz içeri girdik tamam. Ya. Seni Zeynep'i buraya koydum ama sen şey yap bari. Tamam ver. Bak bak Zeynep senin oyuncağına çıkıyor. Eşeğe çıktı bak. Ha, zıplasın mı öyle? Ha? Diyor. 500 lira. Bir çitleri boyamaya 500 mi istiyorsun? Evet. Aa, ben 5 lira vereceğim. 5 lira var. Şimdi boyuyorum seni. Olmaz. Ben geçen otobüste arkadaş, çocuklar delikanlar 20 lirayı ömüyemiz diyorlardı. Ali. Oo, sen 500 lira ne yaptın? İnşaat mı yaptın? He? Anlaşalım oğlum. 20 lira olsun, olur mu? Olur. Zeynep sen kaç para istiyorsun? Bu. 2 mi? 2 de. 2. Onları yıkamaya kaç para istiyor ne? Onun hali yok. Zeynep ne yapıyorsun kızım? Bıcı bıcı mı? Nasıl mutlu? Su banyosu. Ya bak. İşte bu nasıl ver böyle durur bütün gün. Uslu durur. Şu parmaklarını bitecek annesi. Şu güzelliği bitecek. Ya ya. Bir yakın çekim yap. Oh, ayaklarını hastasıyım ellerini. Yıka kızım, yıka ördeği, yıka. Yıka. Aa, bebeği de yıka, bebeği de yıka. Bebeği koymuş küvetine bak. Yanlı, her şey yanlı. Ali, yoruldun mu? Anne, sonra beni 500 kiloluk yağla yağlarsın böyle peynir. Terler akıyor alnından. Yağla. Çok mu yoruldun? Yağla. Ne yağlayayım? Zeytinyağı mı? Dedem, he? 500 kiloluk yağla. Ha, ne yağ ama o? Bilmiyorum ne yağ oldu. Çiçek yağı. Ay çiçek yağı. Ne yapacaksın? Ne için yağlar? Pehlivan. Elese çekeceğim. Mestan dede. Ben baş pehlivan. Baş pehlivan he? Vay canına. Ha. Onu da yapacağız bak şimdi. Annesi gitti, onunla Sivence şeyi oynuyor. Murat duyuyor musun? Annesi gitti onun diye Sivince şeyi oynuyor Murat. Zeynep. Zeynep. O değişti ya, artık öncekiler vardı. 6 içerek geçen 7'de var. Dişlerine bak Ali. Zeynep bakayım dişlerine. Çek hadi çek. Çekti. Zeynep. Dişlerini? Allah Allah. Bak ne diyeceğim ben.
Bir kahve içeyim dedim, aldım. Kahvemi içiyorum. Çok fazla içmiyorum hastalandığından beri kahve. Ama böyle arada murada eşlik ediyorum işte. Bir de güneş alerjisi mi ne çıktı ben arkadaşlar. Kollarım bir kaşınıyor var ya. Minik minik de sivilceler çıkmış böyle. Şaşırdım. Bir anda oldu. Yani çok fazla aşağılarda da dolaşmadım. Bir de böyle bileklerim açık da gezmiyorum. Sence Murat güneş alerjisi midir? Sanmıyorum. Kaşınıyor. Kimyasal bir şey kullandıysan ondan olabilir. Tabii kimyasalı kullanıyoruz. Çok büyük hata ediyoruz aslında ama yine de kullanmadan da olmuyor. İşleri bitirdik, oturduk böyle. Kahve içiyoruz. Torku'nun BİM'e böyle bisküvileri gelmiş. Yeni çıkmış, yeni ürün. Aynı şey gibi. Oreo gibi. Zaten bunun adı da neymiş? Piramio mu? Piramio galiba. Piramio mu? Piramio mu? Ne? Çok beğendim Murat. Negro gibi hem de Oreo gibi. İkisinin karışımı bir şey böyle. Biz zaten Oreo pek fazla almadık. 2-3 sefer aldık. Her markette de bulunmuyor Oreo. Bir aralar Kipa vardı. O zamanlar çok alıyorduk. Evet. Şöyle. Ay. Şöyle siyah. Bayağı bir bol kakaosu var. Ondan sonra içi de böyle kremalı. Tek başına mı yiyeceğim? Aynen, tek başıma. Gerçek sanacaklar şimdi. Benim hiç aram yok böyle şeylerle. Murat kahvenin yanına illaki arıyor. O yüzden açtım sırf. Gel sen de burada yanımda. Masada birlikte. Rahatım ben şimdi. Bakacağım. Ah, kanepeleri de değiştirdik. Yayıldı o köşeye. İlla bir köşe buluyorum kendime. Değil mi? Kanepenin kollarını çıkart demişsiniz. Çıkmıyor onun kolları. Arkadaşlar altı bütün geliyor. Çıktığı zaman yanındaki görüntüsü çok kötü yani, ona göre yapılmamış. Aynen öyle. Üzerine bir şey örtmek gerekir yere kadar. Köşe olsun demişler. Onu çıkartın da köşe olsun demişler de olmuyor. O köşe zaten öyle daha rahat. Ya olabilir belki de, yok ya. Altta vidaları. Neyse gittiği yere kadar. Zaten ben oturdum mu o köşeye böyle bir kanepe ineri geri. Ben de az önce Seren Yılmaz'ın kanalını izliyordum arkadaşlar. Anne kız çok güzel mantı açmışlar. Benim de dolapta kıymam var. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan siz de abone olup takip edebilirsiniz. Böyle kahve içerken falan YouTube videoları izlemeyi seviyorum. Zaten tek boş zamanım öyle oluyor. Zeynep uyurken, işte kahve içerken böyle alıyorum elime telefonu. Bazen kulaklık bile takıyorum. Bazen akşamları çocuk uyuduğunda falan bakıyorum kim neler yapmış diye. Az önce de Seren'i izledim. Kocaeli Derince'de annesine gitmiş. Ben de Kocaeli'de okudum üniversiteye. Hep merak ediyorsunuz ne okudun diye. Kocaeli Üniversitesi'nde ben kozmetik kimyası okudum arkadaşlar. Deterjan, makyaj malzemeleri. Bunun üzerine ama Bursa'ya döndükten sonra iş alanım olmadığı için giremedim işe. Ama Kocaeli'de kalsaydım, kalan arkadaşlar da oldu zaten. Çok güzel iş olanakları açıldı. Avon'un dağıtım fabrikası falan böyle şeyde, laboratuvarı, fabrikası, Gebze Dil Havası'nda mı ne o taraflarda yakın yani. Hani eğer ki dönmeseydim buraya Bursa'ya, orada işe girerdim çok fazla çünkü kimya fabrikası var, Hayat Kimya falan da var hatta. Ama döndüğüm için burada bulamadım. Şimdi açıldı işte Sansro falan, başka kozmetik markalar, fabrikaları falan. Bu yani bu bölümü okumuştum. Şimdi gezince, o da Derince'de falan gezmiş. Böyle hafta sonları falan giderdik orada çarşılarda gezmeye, Derince'de gezmeye. Anılarım böyle tazelendi. Sizin için de açıklama kısmına bırakacağım linkini. Sizler de bakıp takip edebilirsiniz arkadaşı. Kavrulmuş makarna yapacağım. Şimdi tencereye azıcık yağ koydum. Bu boncuktan yapacağım. Zeynep bunu çok seviyor çünkü minik minik böyle. Şöyle dökelim yağın içine. Paket yapacağım. Kalabalığız çünkü. Aynı mantı makarna gibi yapacağım böyle. Önce böyle yağda kavuruyorum. Rengi biraz dönene kadar. Hemen zaten başlıyor bakın renk değiştirmeye. Sarımsak
sarımsaklıyor. Ondan sonra salça sos yapacağım, tereyağlı. Öyle o şekilde yeriz dedim. Böyle bir tatlı kaşığı kadar tuz koyuyorum. Bir mama kaşığı işte. İki çay kaşığına denk geliyor o da. Şöyle yine biraz çevirelim. Bunu çocukların yemesi daha kolay oluyor. Kaşığa böyle tane tane geliyor. Hepsini aslında bizim Zeynep rahat yiyor ama size fikir olsun diye dedim. Yemiyorsa çocuğunuz böyle minicik minicik boncuk makarna. Kuskus gibi aynı. Hep karıştırıyorum ki dibine tutmasın, yanmasın diye. Çünkü azıcık karıştırmayı bırakınca hemen kötü oluyor rengi, kararıyor. O yüzden hep karıştırıyorum böyle. Sonra suyunu ekliyoruz. Suyunu da böyle ekliyorum ya. Hani çok fazla su eklemeyin ki süzmenize gerek kalmasın. Bu makarnanın suyu böyle makarnayla birlikte yerken hani vitamini suya hapsolsun. Tamam. Şimdi bu suyunu çekecek güzelce. Ben şimdi sarımsaklı yoğurt yapayım. Bir de salça sos yapayım. Çok buna. Erol Taş'ın İstanbul'da rahmetli. Yemeğini yedi, akşam yemeğini. Şimdi annemi otobüs durağına götürecek. Bursa'ya evet. Dönüyor annem bugün. Aynen öyle. Değil mi? 6 çeyrek. Geçti. Ben bir şey anlamadım. 2 gün kaldı değil mi? 2 gün mü? Hiçbir şey anlamadım ben de. Vallahi zaman çabucalık geçti. Hiçbir şey anlamadık bile. Vallahi hiçbir şey anlamıyor. Saatlerden, günlerden. Çok hızlı geçiyor her şey. Evet. Ya. Otobüsü ilk durağına götüreceğim. Çünkü yolu uzun, ayakta gitme zor olur. Tabii. Çok da sıcak saate havada denk sıcak, geldi. Arabaların da klimaları virüsten dolayı çalıştırılmıyor. Çalıştırılmıyor, evet. Çalıştırılmıyormuş. O sebepten otobüs ilk kalktığı durağa götüreyim. Erkenden. Rahat rahat binsin, rahat rahat gitsin. Hı hı. Sen sonra geleceksin mi eve? Yoksa kaçta maç? Maç 8.30'da galiba ya. O daha çok var. Çok daha da git gel yapmam herhalde bir daha ne bileyim. 2.5 saat onu mu bekleyeceksin? Bilmiyorum ki ne bileyim. Sıcakta belki gelirsin gene eve. Bakalım belki gelirim tekrar. Hı hı. Kıpkırmızı olmuş bununla yanakları. Aynen bahçede bak. Acık artık ıslak. Ne bir şey yapayım şey, su döktü ya. Hı hı. Hadi o yurt yüzden. İçi yurt dışı kendinize çok iyi bakın. Ben yola çekildim gene gideyim eve. Yaşlılarımız var annemle babam bildiğiniz gibi. Evet. Torunları gördüm sevdim. Yatışını uyuşunu yemek yiyişlerini. 3 gün diye 4 gün duracaktım ama durdum gene sıkılıyor bir sıkıntı giriyor içime. Annem terasa çıkamıyor. Çiçekler var sulanacak. Ekmek var alınacak. Yeter gene gelirim. Evet. Zeynep nerede? Göster annem teyzelere. Zeynep nerede kızım? Ha böyle öğrendi. Burada Zeynep. Suyla oynadı biraz bıcı bıcı yaptı. Bebekler şimdi su istiyor. Biz şimdi otobüse gidiyoruz. Durak yetişelim inşallah saat başımıza. Evet. Hadi kendinize çok iyi bakın. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hepinizi çok çok seviyoruz. Geçen Rusya tarafından bir arkadaş demiş. Siz bizi sevmiyorsunuz. Azerbaycanlıları. Aynen. Biz bir üç devlet bir milletiz. Bayraklarımız ayrı olabilir ama hepimiz evet. Müslümanız elhamdülillah. Öyle bir şey hiç aklınıza koymayın. Bizim ağız kadar öyle. Mahalle dolu tabii komşular. Çok komşularımız var. Yılların komşuları var. İşte birisi laf atmış öyle ortaya. Ben çıkıyor onu da anlamıyorum. Alınmayın. Hepimizi ayrı ayrı çok seviyoruz. Ben yıllarca bir sürü ağız kalı arkadaşım vardı. İş arkadaşım. Ya. Onlar çok çalışkanlar. Çok da seviyorum kendilerini. Evet. Çok iyi insanlar. Herkes çok iyi. Sen iyi olursan herkes iyidir. Hani öyle alınmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın. Maskelerimiz de elimizde. Evet hadi takıyoruz. Hadi bakalım. Sizin içi dop doluydu nane. Bu kadar çıktı arkadaşlar. Bakar mısınız kavanoza? Annem gitmeden bunları şey yaptı. Ufaladı. Saplarından ayırdı. Ben vallahi bize bir sene yeter dedim. Bir kış boyunca yani. Bir sene mi? Bir kış boyunca yeter dedim ama az çıktı. Yani ben o tepsi dolusunu görünce fazla olur sandım ama
Neyse, inşallah birkaç kere daha verir gidene kadar. O zaman yine kurutup da doldururum böyle. Şimdi bu annemin ufaladıklarını koydum tepsiden bunun içine. Güzelce kurudu. Çok da güzel kokuyor. Olsun, az olsun, en azından organik. Az olsun, öz olsun, değil mi? Şimdi şöyle kaldıralım dolaba. Tamam. Tuzu da koyalım. Evet, Murat aşağıya maç izlemeyindi arkadaşlar. Bu akşam maç varmış. Biz de böyle oturduk maalesef ve Bulut'u izliyoruz TRT Çocuk'ta. Birazdan uyur çocuklar. Uyku moduna girdiler. Birazcık böyle Instagram'da efektlerle böyle bir şeyler paylaştım ettim. Instagram'dan takip etmiyorsanız da beni alta yazıyorum. Hemen şuraya yazarım. Oradan beni takip edebilirsiniz. Orada daha aktif video paylaşıyorum. Bu YouTube'da tabii geç yüklendiği için uzun videolar, o yüzden geç paylaşabiliyorum. Ali işte koltuğun bu köşesine uzandı. Ali zaten burada yatıyor. Ali, bu koltuklar daha rahat değil mi mavi koltuklardan? Yumuşacık değil mi süngerler? Mavi koltukta böyle ben istediğim gibi oturayım derken bir çuttur çuttur öyle Yayları arkasına. oynuyordu değil mi? Aynen öyle. O yaylı, bu süngerli olduğu için bu daha tabii konforlu. Neyse, videomuzu biz sonlandıralım artık, değil mi Aleş? Kanalımıza girmeyi unutmayız. Çok çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Baba yapar. Bay bay. Hoşça kalın.